Önce şu sesi dinleyelim arkadaşlar, bak. Ekmek banıyoruz. Bu çalışmamıza ne isim verdik? Şamandıra'nın mutluluğu. Şimdi arkadaşlar, Yunanlıların baklava, dolma ve lokumdan sonra bizden afırmaya çalıştıkları dördüncü tarif bu. Limonlu hardallı tavuk. Dört tane patatesi işte bu şekil kesiyorsunuz. Üzerine bir ya da iki tane soğan. 4-5 diş sarımsak eklediniz, hepsini karıştırdınız. Soğanlar çok takım oyunu oynuyorlar. Onları biraz şahsileştirdik, ayırdık. Evet, üzerlerine sarımsakları ekledik. Ben burada kalın deniz tuzu kullandım. Tuzunu ekledik. Bu arada video benim hızıma yetişemedi. Senkron hatası oldu arkadaşlar. Ben birazcık videoyu beklemem lazım. Evet, şimdi karıştırdık. Devam ediyoruz. Kalın tuzu ekledik. İki tane limon sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen bir videoda oldu. İçine çekirdek kaçmış. Olay çıktı. Burada da iki tane çekirdek gördüm. Limon çekirdeği. Şu birincisi. Hepsini tane tane çıkartalım ki sonra laf söz olmasın. Bu da ikincisi. Şöyle kameraya da gösterelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. 3-4 tatlı kaşığı hardal ekliyoruz. Güzel bir hardal. İşte bu işin sırrı, püf noktası burada. Kekik olmazsa olmazımız. Ve 4 parça kemikli tavuk but ekliyoruz. İlla ki kemikli but olması lazım. Çünkü ondan gelen yağa ihtiyacımız var. Hep birlikte karıştırdık. Ve de son olarak 1-1,5 su bardağı kadar su ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve suyu da ilave ettikten sonra doğru fırına 180 derece 1,5 saat. Ama siz yine de kontrol edin. Boş bırakmayın. Yine senkron kayması oldu. Ben önden gidiyorum. Evet, fırına attık. Şimdi susuyorum arkadaşlar. Ses geliyor. Bak ama az sonra tavuğun derisinden gelen sese dikkat edin. Ve sonuç, ben patatesleri biraz daha böyle kıtır kıtır sevdiğim için fırının ızgarasında bir miktar daha pişirdim. O yüzden de çok böyle güzel oldu. Ve de ekmek banarak tarifi tamamlıyoruz. Afiyet, bal, şeker olsun. Bu arada nasıl acıkmışsam tavukları önden yemişim. Tarifin sonunda gösterecek tavuk kalmadı. İdare edin ama çok güzel oldu, bana güvenin.